imanı yok mu? Meleklerin imanı olmaz olur mu? Yani küfür yok ki onlarda. He? Küfür yok ki. Ha, ama soru var diyor. Çünkü ne yaptı? Ya Rabbi dediler değil mi? Ondan sonra onların fıtratındaki iman şöyledir. Çocuklardaki, hayvanlardaki iman gibi. Yani küfrü reddetmeyle olan bir iman değil. Bak. Tabii tabii. Öyle bir iman yok. Mesela diyelim ki bizim bildiğimiz bir imanı getirmiyor şu çocuk mesela. Ama vefat etse kafir mi müfakir cennete gidiyor. Hani cennete giriş sebebi iman değil mi? Ama bizim bildiğimiz iman yok. Yani Adem Aleyhisselam cennetteydi. Küfrü reddetti de mi cennetteydi? Ha, şimdi küfrü reddetmeden cennet denilen yer Darüsselam'dır. Hayvanların, çocukların, yani gidenlerin yani. Çünkü iman teklif edildikten sonra küfrü reddetmekten hasıl olan iman bil fiil imandır. Onlardaki iman bil kuvvedir. Ağaç olmadan olan çekirdektir. Çekirdeğe bil kuvve, ağaca bil fiil denilir. Evet, çekirdeğe ağaç fiyatı verilmiyor ama ağaç da ondan çıkıyor. Dolayısıyla hayvanlar biliyorsunuz cesetleri toprak olacaktır ama ruhları bakidir. Ve cennete gidecektir. Peygamber aleyhisselam devesi, Ashab-ı Kehf'in köpeği, İman mı ettiler senin gibi? Niçin senin gibi? Çünkü senin gibi donanımı yok olmayınca sana teklif edilen ondan da teklif edilmemiş. Ama nasıl bir cennet? Bunu 70 kat ilerisini düşünün. Şu anda köpek olduğunu biliyor. Bilse kafayı yer zaten. Yani ben köpeğim yaşayamaz. Dese. Yaşayamaz. Yani. Yaşayamaz. Mesela neye benzer biliyor musun? Allah kimsenin başına vermesin de. Ben kafirim. Kafirim şuurunda olan bir insanın ruhunu düşünün. Düşünemiyorum da. E peki kafir nasıl yaşıyor? Kafir olduğunu bilmiyor. Demek ki insanda var olan iki zıtların cemi var. Onlarda zıt yoktur. Kıyas ederek elde edilecek bir şey yoktur. Mesela aydınlığın derecesi hayvanlarda yoktur. Görür görmez o kadar. Mesela renklerin derecesini görmez.